Hepinize merhaba arkadaşlar, Uysun'la beraber yeni bir Age of Steps serisiyle karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu serideki amacımız nasıl desem, Japon İmparatorluğunu kurmak. Yerenlerde mi savaşa gireceğiz ya? Şurası da Japon İmparatorluğu için gerekli de. Bir de Japon İmparatorluğu için Joseon Krallığı gerekli ama dünyanın en güçlü dördüncü devleti ne ya? Neyse arkadaşlar, zorluk zor. Savaş sesi kapalı, oyunuzu %100. Ben bunu hep al saldırganlık diyordum ama bu AI saldırganlık %50'ymiş. Onu yorumlarda bir arkadaşımız söyledi. Hatta direkt şöyle göstereyim. Yorumlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Neon 24 arkadaşımız beni bu konuda uyarmış. Ama teşekkür ediyorum. Hadi oyuna geçelim. Öncelikle vergiler, mallar, yatırımlar üçümüzü ayarlayalım. Şuradan bayağı saldırı odaklı olacağımız için 30 tanesini buna, 8 tanesini de araştırmaya vereyim. Gerekebilir çünkü. Gördüğünüz gibi Japonya'yı kurmak için tüm Japon coğrafyasını fethetmemiz lazım. Buna da ilk başta şöyle küçük devletlerden başlayacağız. 4-6 bin ekonomimiz var. Ağzına vururuz geçeriz. Sen ya. Geçelim, bu bize bir savaş ilan ederse var ya, bizim içimizden geçer. Yani bizim aramız 15 binlik bir ekonomi farkı var ama neden sıralamada bu kadar fark var bilmiyorum. 60'lık bir fark var ya. Şuradaki oralarımızı da hissedelim. Ha, gerek yok. Ondan sonra bakalım. 15 bin. Ben hep ekonomiye bakıyorum. İlk hedefimiz galiba bura. Yani burada olabilir. İkisi de çok güçsüz çünkü. Burada bir tık güçlü. Ay, bunun burada da mı toprağı var? Hiç sevmem. Hasukova bayağı güçlü, büyük. Ve güçlü. Neyse. Biz buradaki en güçlü şogunluğuz galiba. Yani şogunluk diyorum ama boy da diyebilirsiniz. Uesugi boyu. Nasıl bir isimse artık. Sen ya, Nikko. Nilgata, Tokyo nerede? Ha. Biz niye Tokyo'yu başkent yapmadık? Değil yani. Neyse. Üç yerde kale olmasına rağmen sadece bura. Yok ya, bu buranın, yok. Bu buranın başkent binası, yok. Burada yok. Burada var ama burada yokmuş. Bu bununmuş. Her neyse, Saitama. Ne alaka ya? Neyse. Biz şimdi 10 bin, yani 2000'lik ordularla gireceğiz. Bu yüzden 30 bin para lazım. Evet. Tamam. Savaşımızı ilan ettim. Ve başarılı. Tek turda aldık. Güzel, şuradan topraklarını da alalım. Japonya'ya bir adım daha yaklaşmış olduk. Bir adımcık. Bunlarla direkt olarak şu elemana da saldıracağım. Zaten çok güçsüz. Şimdi ben buna 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sınırım var değil mi? Ben şöyle askerlerimizi
girmeye başlayayım. Ne, hala mı? Bir daha asimilasyon yapalım. Bize kaç oluyor? Derset 1000 oluyorsa, yani bize 10.000 para lazım. 10.000 altın. Kaç alıyor? 28. Tokyo'dan da askerleri basalım. Savaşımızı ilan ettiğimiz saldırgan ilerleyişimiz bize koalisyon kurulmasına neden olabilir. Of, işte bundan korkuyordum ben de ya. Hareket puanımız da kalmadı. Memurları 3 yerde yollamam lazım. Ve burayı da aldık. Tamam. Beklemiyordum böyle bir ufak bir başkaldırış göstermeleri, direniş göstermeleri ama yaptılar bir şekilde. Yine de hallettik. Orada ters edeceğim. Ya sen nasıl bir akıllanma eyaletsin ya? Kaç kere asimilasyon başlattık sende? Bu iki ülke fethimiz bizi dünyada 60'lığa çıkarttı. Aa bak, burada Satake de varmış. Satake. Heh, komiksin. Ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın, bizim bayrağımızda iki tane kuş var. Bu da bizim bayrağımızın çakması gibi bir şey. Bizim maaşıyız değil mi? Evet, maaş. Japonya Cumhuriyet de yönetiyor galiba. Bakalım. Sana savaş ilan edelim. Aramızda iyiymiş aslında. Ya ben seninle barış yapmak istiyorum. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Sen niye bana hakaret edip duruyorsun ya? Kaç tanesiniz var sana? 1, 2. Hatta sana binlik ordularla girelim ya. Uğraşmama gerek bile yok. Evet, başka bir ülkenin toprağından asker basmamıza rağmen gayet iyi çıkıyor asker. Al 2000'lik bir orduyla giriyorum sana. Vay sen ter... Ay yanlışlıkla el atladım ya. Şey, tur atladım. El ne ya? Sen vay terbiyesine bak ya. Vay tırbiyesiniz. Şurada keselim önlerini artık. Sonra şöyle yapalım. Şöyle ya. Sonunda ya. Pihtim bu işte ha. Allah Allah. Başkent Mito'ya da saldırıyoruz. Ve tamam. Zaten bir tane toprağı varmış. Biraz küçümsedik galiba. Aslında burada bir kale olduğu için şurada iyi bir şekilde savunmaları mantıklı. Nikko. Komik isimmiş. Mito. Kofu. Bu ne? Nere bu? Ha. Bakayım. Şimdi değil. Şimdi değil. Siz savaştı mısınız? Araları çok kötü. Ben de hala iyi değil arası ya bunun. Bak, eğer ki bunu yenme, yani bu ismi neydi? Jans Jans Ho
Jaseon krallığını yenebilirse, yenmeye başlarsa ben de alttan girerim. Günlük savaşı seyredelim. Birazcık daha savaşı bakalım. Jaseon çok güçlü ya. Aldı tüm toprakları, evet. Aa, alamadı. Dur, aldı. Alamadı. Al. Aldı. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir saniye. Ön ayarları. Eyalet ayarları. Şuna bakın, çok değişik gözüküyor. Bakın bunda çok, bunu alfa 100 yapacaksınız. Bunda 1 veya 8.5 yapacaksınız. Ben 5'te kullanıyorum. Hani nereden işgal edilip edilmediği çok belli gözüküyor. Bence kullanmanız lazım yani. Böyle kullanın. Benim önerim. Mesela ben burada anlıyorum ki buraları almış Joensu. Öbür türlü hiç gözükmüyor zaten. Oha. Joyson almış her yeri. Ama 5. Benim bölgenin hakim güçlerinden mesela bunda iyi ilişkiler yapmam lazım. Mesela bunun düşmeyene Ming Hanedan. Ming'e birazcık sövelim. Aramız iyileşti mi? Yok. Düşmanlarından en büyük düşmanı. Kim? Biz de en büyük düşmanız. Chiba. Chiba nere? Ha, bizim fethedeceğimiz bir yer zaten. Biz o savaşı ilan edersek bizim aramız düzelir. Amin. Her yere 2000'lik basacağız. Şöyle basalım. Orada 2000 basamadık. Bir yerlerden takviye yapacağız artık. Saitama ne Saitama diye şehir mi var arkadaşlar? Bir yorumlara yazsanız da. Ya da kalsın. Fark etmez. Fazla mal göz çıkartmaz. Tüh ya, burada sınır yokmuş ki oraya. Tamam, şöyle yapalım biz de. Tamam. Yok ettik, hatta 500 askerimiz bizim cebimize kaldı. Bizim bunlarımız evet sıfıra kadar arttı. Ya düştü diyemem, arttı. Çünkü -30 sıfırdan daha fazla. Delhi Sultanlığı. Arkadaşlar bölümün sonunda benim açtığım bir tane oylama vardı. Sizce Japonya serisinden sonraki serim acaba hangi seri olacak? Ne serisi olacak diye. Birinci seçenek yani A. Forum İtalya. İkinci seçenek yani B. Forum Sovyetler Birliği. Kaç oy verildi şu an bilmiyorum ama. Biz birazcık daha beklesek mi acaba ya? Ya da saldır gitsin. Olmadı, hakkımızı kaybederiz. Gayet de kazandık. Tamam. Yok, bir yerde daha toprağı var. Ha. Sen öyle diyorsun. Hop, bölgede çarpıştılar. Ve ordumuz güzel bir şekilde galip geldi. Tüm topraklarını aldık. Hoş yani. Joseph seninle... Ya gene mi? Sen dostun muydu bu devlet acaba? Bak, Yeren'le şu an... Yeren'le arası çok iyi. Benim onunla aram çok kötü. Herkesin düşmanına hakaret etmemiz lazım.
Ming kime saldırdı? Korcun ya. Ming sana hiç yakışıyorum ya. Küçük devlet zaten. Dünyanın birincisin sen. Gidiyorsun kime saldırıyorsun? Yugurlar. Yugur. Düşmanımın düşmanı... Dur. Dostumun düşmanının düşmanı benim dostum olması lazım. Bak, dostumun düşmanının mesela bunun dostu benimle iyi olması lazım. Yok. Düşmanımın düşmanı. Heh, bu. Mesela bunun düşmanı kimmiş? Great Viet. İlişkileri geliştir. İlişkileri. Abiciğim benim seninle niye bu kadar kötü ilişkilerim? Senle ilişkileri geliştiriyoruz zaten. Hikes ile iyi senin mesela. Hikes ile ilişkileri geliştirelim. İyiyiz biz onunla. Morristan'la mesela ilişkileri geliştir. Benim bir şekilde bununla iyi olmam lazım çünkü. Ming Hanedanı. Asya'da çok büyük büyümeler var. Biz ama hala küçük şogunlukları fethederek büyüyoruz. Adınız böyle küçücük yazmaya başladı. Benim şu anki hedefim Ayunlar. Ben ilk bölümde puanlamaya çalışacağım ama böyle sırayla gidelim istiyorum onları. Böyle. Ha ben de niye bu kadar gelirimiz düşük diyordum ya. Çok yavaş tur atlıyoruz gibi sanki. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Elli bin. Buraya bir 60.000 Lukat'a. Lukat diyorum ya. Altına ihtiyacımız var. Lukat nereden çıktı? Ne ki o ya? Ben de ağzıma geldi öyle. Saitama herkese çok merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Tamam, fazlasıyla asker bastık. Şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Siz sakın evde denemeyin. Zanki bir şey yapıyorum. Yani bir şey yapıyorum aslında teknik olarak. Ama yani ne kadar bir şey. Öyle diyeyim size. Aa, bunun burada da mı toprağı varmış? Sen şuraya git. O zaman sen şuraya doğru yol. Sen bu kadar şuraya. Sen şu kadar şuraya, şu kadar şuraya, şu kadar. Sen şu kadar şuraya, şu kadar şuraya. Bir şeyler yaptık. Hadi bakalım. Tüh ya. Tamam dur. Çok gitti sen. Senin o 840'ın %50'si gitsin oraya. Şu kadar yeterli. Sen şuraya git. Evet, tahmin ettiğim her şey çıkıyor. Şöyle yapalım. Tamam, saldırmaya fırsatı bile olmadı. Seni alalım. Gayet büyük bir devlet olma yolunda ilerliyoruz ha. Sen de son buralar kalmış. Sen de başka bir yerde toprağın yok herhalde, değil mi? Evet. Bayağı büyük bir devlet olmaya başladık arkadaşlar. Şu an Japonya'nın göbeğindeki en güçlü devletiz. Göbüş kısmı. Şimdi benim kalan birliklerim ne kadar? Ha, bu bölümün sonu ne zaman olacak arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Şu Anyunları, Aynunları pardon,
fetih ettiğimizde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir şekilde bundan daha güçsüz oluyorum ya. Nüfus o daha fazla. He, şey prestijden kazanıyor galiba o da, değil mi? Bakayım. Prestijim benim 20. Adamın 27, çok değilmiş. Ekonomi puanı bizden daha öndeyiz. Nüfus puanında çok düşüyoruz ona göre. Garip. 12 puan daha düşüyoruz. Dediğim gibi şuradan ilerleyerek yavaş yavaş fethiye edeceğim. Arkadaşlar şu kelimenin de doğrusunu bir yorumlara yazar mısınız? Fetih etmek mi, fethetmek mi? Ya da ikisi de mi oluyor? Size bir sürü sorun var bugün. Bir sürü yeni şeyler soruyorum size. Şöyle bakayım. Tamam. Ama hatta ters edeyim. On beş bin. Hatta bunu 8 bin sayabiliriz. Yani 23 bin. 23 bin ekonomiye. Şöyle bir 3500. 3500'de ne kadar para istiyor? 17 bin. 3 kere basma yavrum, basma. Dur, yetiştir. 2 kere 17 bin. Pardon ya, 17.000 değildi. 17.500'dü. Aman işte ya, sallayın. Biz 60.000 yapalım. Çıkar zaten orada. Yani nerede istikrar düşüyor? Ya tamam, bir şey olmaz. 170 iyi. Çıkmadı o kadar orada. 3500. Ya nerede istikrar düşük gene ya? Al, buraya mı kaldık? Ya buradan da hiç orada çıkmamaya başladı. Ne oluyor ya bu istikrar seviyelerine? Burası bizim ilk oyuna başladığımızdaki topraklardan. 91. Olmadı, 91. Ben şuradan da 3500 basalım. Tamam. Tamam. Ay. Orada benim sizin görmediğiniz 15 milyoncu kez söylediğim bir Decoid uygulamasının bir kısmı var. Görmediğiniz. Ona basıyorum. O yüzden de Edge Office'ler arka plana atılıyor direkt. Öyle bir özelliği var nedense. Edge of History oyununda. Başka bir hiçbir oyunda olmuyor bu. Güzel. Şimdi bunları teker teker alalım. Asimile de edelim. Senle de barıştık mı? Ha bak, bir yere atlıyorduk yanlışlıkla. Kaçırsaydım çok üzülürdüm. Evet, Jason'u şu an tamamen geçmiş bulunmaktayız. Nüfus, prestijle hala kötüyüz. Teknolojide geçememişiz. Teknoloji yatırımı yapalım o zaman. Hatta dünyada ikinci olduk. Osmanlı'yı bile geçtik. Fatih Sultan Mehmet ülkeyi iyi yöne yitemedi galiba. Bakalım. Yo, aslında iyi de hiç savaş yapmamış ya. Şuradan birisi Dulkadiroğullarını alır. Pardon, Candaroğullarını. Osman Karamanoğullarını, Dulkadiroğullarını.
Ramazanoğullarını, Atina Dükalığını, bu şeyin söyleyin. Ne diyorsun? Yani Venedik'in vasalı aslında. Bu da onun vasalı. Neyse, bunu alır insan bir Bizans'a dalar ya. Dünyanın en güç, en iyi ekonomiye sahip 3 to 5 topraklı devleti galiba. Yani ben bir şey diyemem. Bir sürü boyluktan kişiler yaşıyor devletimizde. Gördünüz az önceki zaten kişileri falan. Kimlerden ne kadar yaşıyor? Ben şu savaştan sonra yapayım bunu. Ben video dışında ekonomik yatırım yapayım. Ben bu ordu yetmez, ben diyeyim. Ben her şeyi diyeyim, yapayım. Kalan da ya, çıkartmanın şu an çok bir önemi yok zaten. Kara savaşı daha önemli. Şu durumdayken burayı alırsa oradaki tek üstümüzü kaybedeceğiz. O ilişkilerimiz de iyi şu an onunla. Ha, direkt başka seni çıkartma attım, alamadık. Tak 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 tak, ah be. Şu an bitti. Evet. Ha, bitmemiş, dur. Şurada azıcık daha kalmış. Ve evet. Bitti. Yani bu video bitti. Kalan bir sonraki videoda şuraları fethederiz. Jason'la kapışmalara başlarız diyebilirim yani. Yani bize savaş ilan edeceği kadar İlişkimiz olduğu için daha fazla arttırmaya gerek yok. Yani şu çizgilerimizi bir, bize kırmızı yakışır ha. Ya niye sarı ama? Alo, ben sarı, seni sarı yapıyorum. Bozulmuş arkadaşlar. Burada bir şeyler yazıyor, bakın buna bas, çok fazla bastığımızda. Just kidding, yani buna kidding, bu bir paradoks falan, öyle bir şeyler diyor, bir döngü yani, bunu yapma falan diyor, buna son ver gibi bir şeyler diyor. İngilizcem yetmedi arkadaşlar ya. Yani. Ha, değişmiş ya rengi, ben fark etmemişim. Tıklayamadım şuraya. Şöyle. Bence bize bir sarı şu ton yakışır mı? Yok. Bize kırmızı yakışır ya. Şu kayık. Bak şu renk bize çok yakışır. Zaten Japonya'nın varisi miyiz? Yok. Öyle denmez. Japonya'yı kuracak devletiz zaten. Şunlardan bir tanesi bile kurabilecek güç var mı? Yok. Kuramazlar zaten. Neyse. Oo, yine de bir sürü şey var ya. Ülke var daha. Ülke dediğim şehir devlet, boyluk, şogunluk. Tamam, neyse arkadaşlar, çok konuştum. Bu videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.